sıkılmadın mı? Yok. Biraz sonra başlayalım. Siz keyfinize. Nerede kaldı bu adam Ayla? Kim? Nikah memuru canım. Kim olacak? Gelmedi değil mi hala? Gelir birazdan, gelir. Sen konuklarla ilgilen canım, hadi. Millet ikramdan şey helak oldu ya. Neyse, Didem hazır mı? Hazır hazır, merak etme. Yalnız mı o? Yok canım, teyzesi var yanında. Eyvah! Neriman oradaysa kız evlenmekten vazgeçer vallahi. Daha neler, ilgileniyorum, merak etme. Bir dakika. İşte memur geldi galiba. Gel. Çok güzel oldun tatlım. Evet çok güzel oldun. Biz çıkalım ederim. Artık görüşürüz. Görüşürüz. Canım. Hadi gel şöyle. Gelin çiçeğin olsun demiştin. Oldu işte bak. Seninki nerede? Hiç çıkarır mıyım? Teyze çok heyecanlıyım. E olacaksın tabii. Delinin zoruna bak. İnsan kaç kere gelin olur hayatta? Bana sadece sen deli dediğine bozulmuyorum biliyorsun. Çünkü sadece ben senin deli olduğunu biliyorum. Nerede senin zerzavat? Niye öyle diyorsun teyze ya? Öyle işte. Gözüm hiç tutmadı bu çocuğu. Teyze. Tamam tamam. Belki de yani seni ona vermek zor geliyor bana. Ne bileyim. Galiba kıskanıyorum çocuğu da. O yüzden kup takıyorum. İşte ne bileyim. O iyi biri teyze gerçekten. Canım. Abi ya biraz heyecan olur insanda yani. Nüh yani. Biz çıkıp maçımızı oynayacağız oğlum. Heyecan yok bizde. Sen var ya. Sayın konuklar, bu gece burada ömür boyu sürecek bir birlikteliğin temellerini atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Aile birliği herkesin üzerine titremesi gereken kutsal bir birliktir. Ben de şimdi bu önemli soruyu gelin hanıma yöneltiyorum. Siz Didem Aslan, Hakan Canı Tezi, kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hakan Bey, Didem Hanım'ı... Tabii ki evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
Tekrar tebrikler. Sağ ol. Hadi güle. Uğurlarız. Güle güle ya. Tebrik ederim oğlum. Allah'a ısmarladık. Of 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 of. Ay. Oh. Ay enkaz oh. gibiyim vallahi. Oh. Ay. Ay yolları açık olsun inşallah. Amin. Kızcağızım çok çekti ama bundan sonra çekmesin inşallah. Enişte. Ha. Enişte sen bu çocuğu hiç araştırdın mı? Tetkik ettin mi iyice? Yani baldız. Bu nasıl yarenlik şimdi? Neriman. Yani nasıl bu kadar? Yani şu saatte sorulacak soru mu bu? Tabii ki araştırdık, sorduk, soruşturduk, şey yaptık. Abla soruyorum ya. Şey canım işte, çocuk mühendis. Anası babası belli. Soyu sopu malum. Hayır yani ablam tez canlıdır biraz. Hemen kestirip atıverir de yani. Hı, tabii ya, sen çok bilirsin bu işleri. Ay yani Neriman, öf, öf. Vallahi bacı kardeş kavgasına kalamayacağım. Yeterince yorgunum. Yatıyorum ben. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne demek istedin sen? Hiç. Ama sizi tanırım ben. Neriman biliyorsun Didem'in durumunu. Ne varmış abla Didem'in durumunda? Senin bu evhamların yüzünden çocuğu helak ettiniz o gubidik doktorların elinde. Ama Neriman bir... Yani sana inanamıyorum abla. Kız iki kere yatağa kapanıp ağladı diye şizofren teşhisi koydun. Ama evleneceği çocuğu tombala torbasından çekiyorsun. Pes yani. Aa. Çok bilmiş. Sen yapsaydın o zaman. Deli mi ne? Evet. Hakan? Hakan! Hakan! Ne oluyor sana? Özür dilerim. İyi misin sen? Neyin var? Yok. Yok bir şey. Neriman taksi geldi. Tamam abla hazırım. Ben bıraksaydım ya. Bir tuhafsın yani Neriman. Ne gerek var enişte? Şuradan gidiveririm ben. Hem ne acele ettin ki yani böyle baldız? Ne yapacaksın İzmir'de? Kal işte şurada. Aa, kalır mı hiç? Ateş almaya gelmiş gibi. İlla gidecek. Gelirim yine ablacığım. Hadi enişte al ısmarladık. Ha ben seni yolcu edeyim dur. Ablacığım. Canım. Şu kıza göz kulak ol abla. Gözünü seveyim. İçim hiç rahat değil. Neriman delirtme beni. Ya ben onun annesiyim unuttun mu? Allah Allah. Tamam tamam.
Ben söyleyeyim de. Hakan geldi. Güzel ev değil mi? Gerçekten çok güzelmiş. Hoş geldin. Biz de kalkalım Didemciğim. İyi günler. Yine beklerim. Görüşürüz canım. Güle güle. Güle güle. Günün nasıl geçti canım? Kim bu karılar? Karılar mı? Kim dedim ya? Komşu onlar, ev görmeye. Ay ay, komşu he? Evet. Ben de koğuş arkadaşlarını falan sandım. Koğuş mu? Hı hı. Evet. Koğuş. Koğuş. Sen ne demek istiyorsun? Hiç. Ne diyeyim ki? Koğuş ne demek Hakan? Ben akıl hastanesine yatmadım, tamam mı? Demek istediğim buysa ben sadece... Sadece? Bunları konuşmuştuk seninle. Sadece tedavi gördün değil mi? Stajyer deli. Sen... Tamam be. Sus. Alo. Anne benim. Anne gelsen buraya. Konuşsak. İhtiyacım var diyorum anne. Anne.
Ne oldu kızım, öyle kesilirmiş gibi aradın? Anne. Geç içeri, geç de içeride konuşalım. Ne oldu, anlat bakalım Didem. Anne şey... Ay lütfen ağlamayı kes Didem. Sakin ol. Tamam, tamam, sakinim. Evet, seni dinliyorum, anlat. Bunu Hakan'ın ceketinin cebinde buldum. Nedir bu? Oku anne. Hayır, sen anlat. Neden okumuyorsun? Çünkü ben bir başkasının mektubunu okumam. Ne olursa olsun. Anlat. Bu mektup sevgilisinden geliyor anne. Sevgilisinden mi? Evet. İçindekileri anlatamam. Didem, kızım, siz evleneli 2 ay bile olmadı. Bu eski bir mesele de olabilir. Ne bileyim yani... Anne! Didem, bu kuşkuculuğu bırak artık. Bırak. Her şeye bir kulp takma. Ama anne! Rahat ol evladım. Evlendin bak. Artık kendine yeni bir düzen kur. Artık iyileş diyorsun yani anne. Akıllan diyorsun. Didem, Didem! Vallahi tam kıvamda olmuş baba. Bizim emekler Yakup Efendi. Yaptı mı yapar yani. Didem de yapıyor. Yapıyor yapmasına da... Nasıl durum? Ağzınızın tadı... Yani nasıl söylesem. Sabrediyorum baba ama bilmiyorum nereye varacak. Ne yapıyor? Hangi birini sayayım ki? Ya neyse, konuşmayalım bunları, boş ver. Anlat oğlum, anlat. Durup dururken kavga çıkarıyor. Aniden çığlıklar atmaya, ne bileyim, evin içinde tepinmeye falan başlıyor. Sonra... Sonra? Benim kendisini dövdüğümü, ona saldırdığımı falan söylüyor baba. Yani hayatta en nefret ettiğim şeyle suçluyor beni. Bu utanç verici bir şey ya. Hakan bak... Ama seviyorum ben onu. Ne olursa olsun. Söz verdik evlenirken. İyi günde de kötü günde de dedik. Hakan. Olgunluğunu, sabrını çok takdir ediyorum. İftihar ediyorum seninle. Didem'in o rahatsızlığı geçti gitti derken... Sanki yeniden hortladı. Maalesef. Ama senin varlığın bana güven veriyor. Estağfurullah babacığım. Öyle öyle. Büyük bir olgunluk bu. Sadece şunu söyleyebilirim. Sizin kızınızsa benim de karım. Onu gözünden bile sakınırım. Gel Bahadır, gel. İyi oldu. Benim de sana söyleyeceklerim vardı. Hakan Bey'in adını başkan yardımcısı olarak yazın, olur mu? Tabii efendim. Sirküler filan ne gerekiyorsa yapılsın. İmza yetkisi de verelim müteselsilen. Peki Nazmi Bey. O hem damadım... ...hem de oğlum. Thank you.
Ben geldim. Çocuğa da mahcup oldum ya. Ya ne diyebilir ki insan? Of, tam rahata ereceğiz. O da kendini toplayacak derken. Oğlana olmadık iftiralar atıyormuş Ayla. Neler söylediğini bir duysan. Bugün beni çağırdı. E'si bir sürü şey saydı döktü işte. Yok efendim Hakan'ın sevgilisi varmış da. Yok efendim mektuplaşıyorlarmış da. Ya Allah'tan Hakan olgun bir çocuk. Evet evet. Dayak attığını söylüyormuş kendisine. İnanabiliyor musun? Kapa şunları be! Konuşma! Neden yapıyorsun bunu bana? Neden yapıyorsun bunu? Vızıldayıp durma lan etrafımda! Vızıldayıp durma! Yapma! Yapma ne olur yapma! Ha, siparişi getirdiler galiba. Açar mısın Nazmiciğim? Açarım. Ha? Didem, kızım. Baba ben. Ne oldu kızım böyle erkenden bu saatte? Girebilir miyim baba? Tabii gir. Kızım, Didem. 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 Of. Ya Didem! Didem! Kızım, doktora götürelim diyoruz o kadar. Ona da gitmiyorsun. Biz... Anne deli değilim ben. Ben sana Hakan'ın bana vurduğunu söylüyorum. Sen bana doktor öneriyorsun. Yapma kızım, yapma. Baba inanmıyor musun bana? Biz bu filmi daha önce de gördük küçük hanım. Yeter artık. Ben gidiyorum ya. Öf be. Nedir bu be?
Anne, anne sen de mi inanmıyorsun bana? Kızım ben ne yapayım? Peki bunlar ne anne? Bunlar ne? Söyle bana. Söyle bana ne bunlar? Aha. Ne oldu prenses? Kral baban eve almadı mı seni? Benim evim burası. Ya, evin öyle mi? O da olacak, bana da hizmetçi falan de bari. Hayır. Sen sadece bir hayal kırıklığısın. Aman be. Alo. Ha sen misin Neriman? Nasılsın abla? İyiyim kızım, iyiyim. Abla, Didem'e neden ulaşamıyorum ben? Didem'e mi? Aman canım ne bileyim ben. Telefonu çöpe atmıştım muhtemelen. Abla, ilgilenmiyor musun sen o kızla? Bana ne yapacağımı öğretip durma Neriman. Tabii ki ilgileniyorum. Benim kızım o. Öyle haklısın. Haklıyım tabii. Daha ayına varmadan kocasından yakınmaya başladı seni. Ay herkesi canından bezdirdi bu kız Neriman. Ama ya doğruyu söylüyorsa abla? Aa tuhaf olma Neriman Allah aşkına. Hem şu anda müsait değilim hayatım. Sonra konuşalım. Peki abla, peki. Ben çıkıyorum da sevgili karıcığım. Hani bir haber vereyim dedim. Şşş. Alo. Akşama babanları yemeğe davet ettim ha. Yani kül kedimiz mutfağa girse iyi olur. Ancak yetişirsin. Niye yapıyorsun bunu? Seviyorum ben onları. Aa, sen sevmiyor musun? Sevmiyorsun çünkü... Senin bir deli olduğunu biliyorlar. Yeter. deli. Ben seviyorum kızım onları. Babam mesela üzümlü bir parça kek. Mwah. Kek. Benimle ilgili müdürüne nasıl talimat verdiğini görseydin. Gerçek kek kızım, gerçek. Ha, bana bak. Ağlayıp durma. Yemek yap. Ananla baban gelecek. Yemek yap. Yani geldik ama inanır mısın ayaklarım geri geri gidiyor. Senin mi benim mi hiç sorma. Sana bir şey diyeyim mi Ayla? Allah'tan oğlan mülayim bir tip de sabrediyor. Yoksa kız çoktan geri dönmüş. Öyle tabii. Diyorum ki kızım etme eyleme. Bir daha gidelim şu doktora. Bak istersen başka birini bulalım. Şu tedavini yaptıralım. O ne yapıyor? Kalkıp bana Hakan'ı fitliyor. Ya tam rahat edeceğimiz zaman. Hey yarabbim. Neyse çal kapıyı bakalım. Hakan da kırılmasın. Çocuğun zaten başında. Aa hoş geldiniz. Nasılsın hoş oğlum? Hoş geldiniz. İyiyim baba. Didem de iyi bugün. O iyi olunca da. Ay sen çok yaşa. Aferin sana. Buyurun. 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 Yani senin anlayacağın. Adam başına geleni ben malı gönderdikten sonra anladı. Çok komik ya. İnanılmaz. Gideye kel rahmi vardı muhasebecisi. Ertesi gün elinde iki koli muzla geldi.
Muz mu? Muz ya. Bildiğimiz ana vurumuzu. Hay Allah. Ne zamandır gülmemiştim bu kadar. Evet Hakan, herkesi çok güldürür. Benim dışımda herkesi. Didem. Buraya gelip kah kah gülüyorsunuz. İnanamıyorum size be. Hayat, ne yapıyorsun? Çekil. Böyle? Müsaadenizle, özür dilerim. Didem. Birazdan gidecekler. O zaman ne halt edeceksin bakalım. Biraz dinlense iyi olacak sanırım. Dinlensin, dinlensin çocuğum. Dikensiz gül bahçesi istemiyorum ben. Onun her haline razıyım. Babacığım yine bekleriz. Tabii. Tabii. Hoşça kal kızım. Bana inanmamanı affetmeyeceğim anne. Öf yani Didem. Öf. Öf. Alo, iyi geceler. Sabah İstanbul'a ilk uçak saat kaçta acaba? Buraya gel! Bırak! Kalkaya, kalkaya! Ayağa kalk! Bırak! Canınız cehenneme be! O kas kafalı babanın da! O kafası basmaz ananın da! Senin gibi delinin de! Ben deli değilim! Göreceğiz! Sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Dur yapma. Dur yapma. Geberteceğim dur, seni. Dur yapma dur. Geberteceğim yapma, seni. Dur yapma. Aman Allah'ım. Sensin, sen. Bitti kızım. Bitti bir tanem, gel. Bitti. Neden onu yalnız bıraktın abla? Neriman ben. Neden abla? Çünkü o... Ne bileyim işte. Hayır. İnsan sadece kendisine inanan hiç kimse kalmadığı zaman delirir abla. Sadece o zaman. O benimle gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.